Arkadaşlar merhabalar 50 günde TTIT Geometri Kampı'nda yani şu kitabın kampında geldik 39. güne. Doğru analitiğinin son günündeyiz. Son iki dersindeyiz. Ne anlatacağız? Noktanın doğru yolun uzaklığı, paralel iki doğru arasındaki uzaklık, eşitsizlik sistemi bir de günlük hayat problemlerinden bahsedeceğiz size. E o zaman hadi bakalım başlayalım. Başlamadan önce ne yapıyorduk? Şafak Sayar'a bakıyorduk. Gelsin Şafak Sayar. Şöyle baktığımız zaman ben burada sayfayı yanlış yazmışım. Onu da düzeltmesini yapayım şurada. Arkadaş bu 223 değil. 222 olacak. Şöyle 222 diyelim. Burası da 224'ten değil burası da 222'den başlayacak. Tamam. Evet sayfa numarası 222 ile 226 arasını yapacağız. Sonra gelelim bakalım kaç tane dersimiz olacakmış bugün. Şöyle bakıyoruz 39. günde. Hocam doğru analiti 8 ve doğru analiti 9 diyeceğiz. Ve iki tane ders yapacağız sizinle birlikte. E o zaman haftalık programa bakalım mı? Bu sefer bakalım ya haftalık programa. Haftalık programa bakınca da şunlar ikisini birden öyle etmiş olacağız. Tamam Ama siz 2 haftaya yayarak yapacaksınız bunu değil mi? Evet sayfa numarası 222 gelsin bakalım ne var? Noktanın doğru yalan uzaklığı. Arkadaş noktanın doğru yalan uzaklığın formülü var. Ya aslında bunun bir ispatı var da. Ya ispatı kafanızı karıştırabilir. Biliyorsunuz çok karışık ispatları böyle çok fazla değinmek istemiyorum. Burada gerçekten kolay noktanın doğru yalan uzaklığı. Çok yapmanız gereken şey şu. Bir noktanın bir doğru yalan uzaklığı haşsa noktayı doğru orada yerine yaz. Bölü kare küçüğünde a kare artı b kare şeklinde bulun. Formül bu. Tekrar söylüyorum diyorum. Noktayı doğru değerine yazınca kare küçüğünde a kare artı b kare şeklinde olacak. Ama noktayı doğru yerine yazdığımızda negatif çıkmasını engellemek için ne yapıyoruz? Mutlak değeri koyuyoruz oraya. Bu kadar basit. Heh, şuraya bir h diyecek olursak h neye eşitmiş? İşte buna eşitmiş dostlar. Evet olay bu. Bu kadar basit. Yani akılda kalması da kolay. Noktayı yerine yaz. Böyle kare küçüğünde a kare artı b kare. Hemen sorularına bakalım. 61. soruda. Eksi 2'ye 3 noktasının 3x artı 4y eksi 21 eşit sıfır doğrusunu olan uzaklığı. Hemen noktayı doğru orada yerine yazıyoruz. H diyelim oraya. Hocam 3 çarpı eksi 2 artı 4 çarpı 3 eksi 21 mutlak değerce bölü kare kök içerisinde 3'ün karesi artı 4'ün karesi. Her zaman yazmayacağız bunu. Niye? Şurası 3 ve 4 ise dik üçgenden direkt aşağısı 5 diyebilirsin. Ya da eksi 5'e 12 ise fark etmez. Eksi de olsa karesini aldığında artı 25 yapıyor ondan dolayı. Eksi 5'e 12 ise direkt alt tarafa 13. 8 15 ise alt tarafa 17 şeklinde yazacaksın. Haberin olsun. E o zaman ne oluyor burada? Hocam eksi 6 burası. Artı 12 bu Burası eksi 21 burası aşağısı da kaç yaptı 5 yaptı. Şimdi şu ikisi artı 6 yapıyor. Eksi artı 6 eksi 21 de eksi 15 yapıyor. Mutlak değer dışına 15 diye çıkar. E o zaman 15 bölü 5'ten dolayı da cevaba 3 diye ulaşırız. Bu kadar. Evet cevap 3 oldu geldik. Örnek 62'ye ABC üçgeni verilmiş ve AB kenarına ait yükseklik isteniliyor bu soruda. Normalde bu soruyu şöyle yapabilirsiniz. Üçgenin alanını bulup sonra bu iki nokta arasındaki uzaklığı bulup. Taban çarpı yükseklik bölü 2 eşittir alan deyip soru sonuca ulaşabilirsiniz. Ya da aslında bu noktanın bu doğru yolun uzaklığı istenmiyor mu bizden? Evet o zaman ben şu doğrunun denklemini bulmak zorundayım. E doğru denklemini bulmak istiyorsak da ne yapacağız? Kendimize iki soru soracağız. Bir eğim iki nokta. Bu doğrunun eğimini bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Gerçi iki noktası bilinen doğrunun denkleminin de formülü vardı ama ben onu size hiç vermedim bile. Yani formülü gösterdim geçtim ne yapıyorduk? Eğimi bulup öyle yapıyorduk. Eğim dediğim nedir? Y'ler farkı bölü 5 eksi 2 bölü. X'ler farkı 3 eksi eksi 1 yani 3 artı 1 yaptı. O zaman zaman en biri ne bulduk buradan? 3 bölü 4 olarak bulduk. Eğim belli nokta belli. Noktayı da şu seçelim. İstersen diğerini de seçebilirsin fark etmez. Bunu da seçebilirsin ama eksi var ya kafamızı karıştırmasın. Şunu seçtim. Eğim belli nokta belli doğru denklemini yazabiliriz. 3 bölü 4 çarpı x eksi 3 y eksi 5 şeklinde olacak. 3 ile burayı çarpıyorum. 3 x eksi 9 eşittir. 4 ile de karşı tarafı çarpıyorum. 4 y eksi 20. Hepsini bir tarafa toplayayım. Çünkü ax artı by artı c eşit 0 şeklinde olması lazım doğrunun. 3 x eksi 4 y artı 11 eşit 0 şeklinde oldu doğrunun denkleme. Hangi doğrunun denklemi? Bu doğrunun denklemi. Şimdi de ben ne yapacağım? Buradaki noktanın bu doğruya olan uzaklığını bulacağım. E nedir? Noktayı doğru değir. Ne yaz? Yani 3 çarpı 5 eksi 4 çarpı 6 artı 11 mutlak değerce. Bölü kare içinde a kare artı b kare 3 var. Eksi 4 var. Yani 3 4 5 yazabiliriz. Buradan da mutlak değer içerisinde 15 eksi 24 artı 11 mutlak değeri kapattık. Bölü 5 yaptı burası. E o zaman 26 yapıyor. Yukarısı 2 yaptı. O zaman aşağısı da 5. O zaman cevap ne olacaktır? 2 bölü 5 olacaktır. Evet örnek 62'yi böylelikle 2 bölü 5 olarak bulduk. Geldik devam sorulara 63'e. Analitik düzlemde A1 e 2 ve D doğrusu verilsin. D doğrusu üzerinde seçilen B ve C noktaları arasındaki uzaklık 6 birim olduğuna göre ABC üçgenin alanını bulun. Ne yapacağız? Soruyu çözmek için basit bir şekilde anlayalım. Basit bir şekilde çekeceğiz. Özel durum yok. Şimdi bir tane A noktası varmış. 1'e 2. Sonra bir D doğrusu varmış. Şöyle bir D doğrusu var. Bu doğru da 5x artı 12y eksi 3 eşit 0 doğrusu. Ve ben bu D doğrusu üzerinden herhangi iki nokta seçecekmişim. B ve C noktalarını seçecekmişim. B ve C arasındaki uzaklıkta 6 imiş. ABC üçgeninin alanı nedir diye soruluyor. Bak şekli çizdim. Olay bitti. E ben bu üçgenin alanını bulmak istiyorsam ne yapmam lazım? Hocam bu üçgende taban varsa tabana ait yüksekliği bulmam lazım. Yani şu yüksekliği çizeceğiz. E çizince haşı bulacağız. Aa ne oldu? Noktanın doğru olan uzaklığı oldu. Haş buradan neye eşit? 5 çarpı 1 artı 12 çarpı 2 eksi 3 mutlak değerce bölü. Kare küçüğünde a kare artı b kare. E yani 5 12 var direkt burası 13'tür. 24, 29, eksi 3, 26. 26 bölü 13 de 2 yapar. Evet haşı buradan 2 bulduk. E, o zaman alan da en basittir kardeşim. Tabağın 6 yükseklik 2. 6 çarpı 2 bölü 2'den cevaba 6 olarak ulaşırız. Evet örnek 63, 6 çıktı. Geldik örnek 64'e. Analitik düzlemde A eksi 1'e 3 noktasının bu doğruya göre simetriği B noktasıdır. A hocam daha simetriyi görmedik. Ne yapacağız? Soruyu anlayabilmek için bir basit bir şekilde şekli çizelim. Hemen çiziyorum. A noktası eksi 1'e 3 noktası var. Bir de şu doğru var elimde. X artı 2Y artı 5 eşit 0 doğrusu var. Bir noktanın bir doğruya göre simetriği budur. Şunlar eşit olur ve burası da dik olur. Ve benden bu noktaya BD, B dememi istiyor. Ve AB uzunluğu isteniyor. Bak 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 AB uzunluğu. E hocam burası H dersen burası da H. H dediğim nedir? Noktanın doğru olan uzaklığıdır. E o zaman noktanın doğru olan uzaklığını yapalım. X yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 1 artı Y yerine 3 yazıyorum. 2 çarpı 3 artı 5 mutlak değer içerisinde bölü kare küçerisinde. Ya direkt kas sayısı 1 ve 2 ya. 1 2 5 yazabiliriz aslında ama 1'in karesi artı 2'nin karesi yazayım hatta buraya. Buradan h çıkıyor. Yani 6, 5, 10. 10 bölü kök 5 çıktı. Kök 5 yaşında ile çarparsam 10 kök 5 bölü 5'ten 2 kök 5 olarak buluruz h'ı. Ama bizden h istenmiyor. AB uzunluğu isteniyor. AB uzunluğu da 2 h olduğundan dolayı cevaplı olacaktır. 4 kök 5 olacaktır. Evet örnek 64. 4 kök 5 oldu. Ee geldik örnek 65'e. Dik koordinat düzleminde D1 y eşittir eksi x ve D2 de y eşittir 3x artı 8 doğruları çizilip kesim noktası P olarak katlandırılıyor. Orijin noktası o olmak üzere valla okuduğum zaman anlamayacağım galiba. Ben basit bir şekilde şekli çizeyim. Ama basit de çizmeyeyim. Çünkü özel doğrular var. Şöyle analitik düzlemi çizip analitik düzlem üzerinde yorumlayayım istersen. Ha, belki de basit çizmek de yeterli olacaktır. Bilmiyorum ama dur bakalım. Şunu şöyle çiziyorum kardeş. Bir tanesi y eşittir eksi x doğrusu diyor. Y eşittir eksi x doğrusunu çizdim ben. Sonra öbürü de ne diyor? Hocam öbürü de bu doğru diyor. Yani x yerine 0 yazarsam y'si kaç yapıyor? 8 yapıyor. Y yerine 0 yazarsam. Hocam y yerine 0 yazdığım zaman bu gitti. Bu bu 8 diye geçer. O zaman eksi 8 bölü 3 mü olur burası? Evet. X de 8 bölü 3 oldu dostlar. E tamam. X eksi 8 bölü 3 olacak. Şöyle. Eksi 8 bölü 3. Y de 8 olacak. Böyle. O zaman bu doğrumuz da şu şekilde olacak. Doğruyu da çizdik kardeşim. Tamam. E şimdi burası y eşittir eksi x doğrusu. Bu doğru adı da y eşittir 3x artı 8 doğrusu. Ve ne diyor? Orijin noktası da o olmak üzere diyor. O olmak üzere. Köşegeni o p olan kare. E, bir de bunların kesim noktası da p olarak vermiş bize. Hmm, Köşegeni o OP olan kare o zaman ben P'yi bulmak zorundayım. P dediğimiz yer neresi? Hocam iki doğrunun kesim noktası. İki doğrunun kesim noktasını nasıl buluyorduk? Ortak çözümle. E burada yerine yazma metodu daha kolay olacak. Y yerine eksi x yazsam burada. Hocam eksi x eşittir 3x artı 8 yapar. Eksi 4x eşittir 8 yapar. X'i de böylelikle kaç buluruz? Eksi 2 buluruz. Evet x'i eksi 2 oldu. Hocam x yerine eksi 2 yazdığımda şurada eksi 2 yazdığımda artı 2 mi yapıyor YS'de? de? Evet YS'de 2 yapıyor. Yani burası eksi 2'ye eksi 2'ye 2 noktası oldu. Şimdi diyor ki bize köşegeni OP olan o zaman köşegeni OP olan kareyi ben şöyle çizeyim. Köşegeni O OP olan kare bak şuraya çizdim. Şimdi burayı ben bulabilir miyim dostlar? İki nokta arasındaki uzaktan bulabilirim. Hatta isterseniz şöyle de bulabiliriz. Hocam şurası şöyle geldiğin zaman iki birim. Burası da 2 birim ya. 2 2 2 kök 2 yapıyor. Yani köşegeni iki 2 kök 2 birim uzunluğunda ya da iki nokta arasındaki uzaklık. X farkının karesi. Y la farkının karesinden de 2 kök 2 bulabilirsin. Eee o zaman karenin bir kenarı kaç çıktı? 2 2 2 2 çıktı. Şimdi ne diyordu? Soruyu bak. Her ne diyorsa onu yazıyorum bak. Orjinal olmak üzere köşegen OP olan kare ile bir kenarı D2 doğrusu üzerinde olan OAP üçgeninin alanı. Bak şimdi. Dikkat. Bir kenarı bu D2 doğrusu üzerinde olan. Şöyle bir bir kenar aldım şuradan. Ve OAP üçgeninin alanından bahsediyor bize. Hemen OAP üçgenini çizdim böyle. Şimdi bir kenarı bir kenarı D2 doğrusu üzerinde olan tamam. Ve OAB üçgeninin alanları birbirine eşittir. Tamam. Şurası A diyor. Burası da B diyor bize. Bu alanla karenin alanı birbirine eşitmiş. Karenin alanı kaç yapıyor? 4 yapıyor. E o zaman buradaki tabana ben ne diyeyim? Taban A diyeyim. Tabana A ise e hocam burada da ne var? Hocam burada da taban A ya. İşte bizde şu üçgenin alanı isteniyor. Alanı verilmişti daha doğrusu. 4 verilmişti. Alanı 4 yazdım. Şu taban uzunluğu AB uzunluğu isteniyor bizden. E hocam burada da A çarpı H bölü 2 eşittir. Yani A çarpı H buradan neye eşit oldu? 8'e eşit oldu. E arkadaş ben burada neyi bulmalıyım? Hocam H'ı bulmalıyım. H burası değil yalnız. H dediğimiz yer bak şurası olacak. Şuradan şöyle rastgele çizilen bir şey. H. E bu H nasıl bulunur? Hocam bu H da 0 0 noktasının bu doğru yolun uzaklığı değil midir? Evet. Bu doğrunu ya olan uzaklığı uzaklığı 0, 0 noktasının o zaman 0 0 noktasının şu doğru yolun uzaklığı yani şu doğru ama bu doğruyu yazarken de arkadaş eşit 0 şeklinde yazalım yani y'yi öbür tarafa atalım 3 x eksi y artı 8 eşit 0 doğrusu yaptı o zaman şuradaki haşı bulalım biz haşı nasıl bulacağız daha şurayı büyüteyim şöyle hocam haş noktayı doğru yerine yazıyorum 0 eksi 0 artı 8 mutlak değerce bölü kare küçükende 9 artı eksi 1'in karesi de 1 yaptı haş da buradan 8 bölü kök 10 çıkar e o zaman a çarpı h a çarpı 8 bölü kök 10 Eşittir 8 ya. 8'ler gitti. Buradan da A'yı ne buluruz? Kök 10 olarak bulur muyuz dostlar? Bulur. İşte bizden de zaten A isteniyor. AB uzunluğu yani şuradaki uzunluk isteniyordu bizden. Nasıl soru? Ya güzel soru. Zor bir soru mu? Değil. Ne diyorsa tek tek şekli çizdim kardeşim. Başka da bir şey yapmadım. Bu arada tahmin et bu ne sorusu? Genelde zorlandığın sorular. Biz konu anlatırken ki sorularda zorlanmıyorsun. Zorlandığın sorular ÖSYM'nin sorduğu sorular. Buradan ne çıkartıyorsun? Analitikte adamlar öttürüyor öttürüyor. Yani bu sorulara böyle şey yapman lazım. Yani iyice alış olman lazım. Bu soruları o yüzden ben buraya koyuyorum. Neyse geldik örnek 66'ya. Dik koordinat düzleminde x eşittir 1 ve x eşittir eksi 5 doğruları ile 4x eksi 3 y artı 8 eşittir 0 doğrusunun kesim noktalarını köşe kabul eden bir paralel kenarın köşegenleri eksi 7'ye 4 noktasında kesmektir. Ne yapacağız? Analitik düzlemi çizelim kardeşim. Özel durumlar var burada. Hemen analitik düzlemi çiziyorum şöyle. Çizdik ve çizdik. E, ee, x eşittir 5 doğrusunu çiziyorum. Şunu biraz daha bu tarafa uzatayım istersen. Evet x eşittir 1 doğrusunu çiziyorum şimdi. x eşittir 1 doğrusu burada. X eşittir eksi 5 doğrusunu çiziyorum. X eşittir eksi 5 doğrusu da burada. Nasıl oluyor? Dik oluyor. Dik oluyor. Burası 1 ve burası da eksi 5. Sonra ne diyor? 4x. Şimdi burada x yerine 0 yazsam. X yerine 0 yazarsam. Eksi 3 y artı 8 eşit 0 yapıyor ya. O zaman y buradan kaç oluyor? 8 bölü 3 oluyor. Y yerine 0 yazarsam. Y yerine 0 yazdığımda da denklemde. Analitik düzlemde o doğruyu göstermek zorundayız demek ki. Y yerine 0 yazdığımda da 4x artı 8 eşit 0 yaptı. X de buradan kaç buluruz? Eksi 2 buluruz. Heh, x eksi 2 olacak. Hocam x eksi 2 olacak. Şöyle. Öbürü de 8 bölü 3 olacak. Yani doğrumuz nasıl bir şey olacak? Şöyle bir şey olacak. Hop şöyle bir şey. Tamam şuralarda bir şeydi bir yerlerde kesin. Şurası. Ben şunu bir saniye. Şurayı sileyim. Şurayı silmem lazım. Hop şöyle. Hop şunu da sildim. Tamam. Ya doğrumuz böyle bir şey arkadaşım. Tamam. Bu doğruların kesim noktasını köşe kabul eden bir paralel kenarın köşegenleri eksi 7'ye 4 noktasında kesiyormuş. Eksi 7'ye 4 nerede? Bak eksi 7'ye 4 şuralarda bir yerlerde değil mi? Evet. Hocam o zaman iki tane paralel kenarın köşesi buradaysa köşegen de buradaysa paralel kenarın köşegenleri nasıldır? Hocam köşegenleri paralel kenarın içinde olacak. içinde kesecek. O zaman bizim paralel kenarımız nasıl bir şey olacak dostum? Aha da şöyle bir şey olacak. Şöyle bir paralel kenar olacak. Çizdik paralel kenar. Anladın olayı Hatta köşegenlerin kesim noktası da burası verilmiş bize. Şu köşegenleri de çizelim. Tam olarak gözükmüyor değil mi? Yani şurası verilmiş bize. E, dur bakalım. Dur bakalım. Şunu da düzelteyim. Şöyle. Şöyle görüyor musunuz? Dur. Heh, şöyle yaptık arkadaş. Burası ne? 7'ye 4. Bu tarafı görseniz yeterli zaten. Burası eksi 7'ye 4 olarak verilmiş. Ha bitti. Bitti 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 Niye? Paraya kenarın alanı isteniliyor bizden. Arkadaş burası şu üçgenin alanını bulursam paraya kenarın alanını bulurum. Niye? Çünkü paraya kenarda köşegenler 4 eşit alanlı parçaya ayırmıyor muydu paraya kenarın alanını? Evet. E buradaki nokta var. E buradaki doğruda da ben bu doğrunun denklemini de biliyorum. O yüzden bu alanı bulabilirim. Nasıl? Hocam burada ne yapacağız? Noktanın doğruya olan uzaklığını hesaplarsak eğer ki bu doğrunun adı neydi? 4x 3y artı 8 eşit 0 doğrusuydu. Noktanın doğruya olan uzaklığını hesaplarsak olay bitti. Hesaplayalım o zaman. H neye eşittir? Noktayı da orada yerine yazıyorum. X yerine 7. 4 çarpı eksi 7 pardon. Eksi 3 çarpı 4. Ondan sonra artı 8 var burada mutlak değer içerisinde. 4 var 3 var. Direkt aşağı nedir? 5'tir. H eksi 28 eksi 12 eksi, eksi 28 eksi 12. Bir yerde işlem hatası yapmadıysam inşallah. 4 kere 28. Burası eksi 28. Burası da eksi 12. Eksi 40 yaptı. Eksi 40 artı 8 de eksi 32 yaptı. Yani yukarısı 32 yaptı. Aşağısı da 5 yaptı. Tamam. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Burayı 32 bölü 5 bulduk. E hocam ben bu alanı bulurken yüksekliği buldum da neyi bulmam lazım bir de benim şimdi? Neyi bulmam lazım? Hocam şuradaki uzunluğu da bulmam lazım. E buradaki uzunluğu nasıl bulacağız? İki nokta arasındaki uzaklık ya da Pisagor bağıntısından da bulabilirsin. Şuradaki noktaya bakar mısın? Buradaki nokta nedir? Hocam x eşittir 1 doğrusuyla şu doğrunun kesim noktası. X yerine 1 yazalım o zaman orada. Yani 4 çarpı 1. Bak 4 çarpı 1 eksi 3y artı 8 eşit 0 ya. Buradan ne geliyor o zaman? 3y eşittir 12'den y4 geldi. Tamam. Y'yi 4 bulduk. O zaman burası 1'e 4 noktası geldi. Şimdi şuradaki noktayı bulalım. Hocam buradaki noktayı nasıl bulacağız? Burada ne doğrusuyla kesimi? X eşittir eksi 5 doğrusuyla kesimi. X yerine eksi 5 yazıyorum o zaman. 4 çarpı eksi 5 eksi 3 y artı 8 eşit 0 doğrusu. O zaman burası ne yaptı? Hocam eksi 20 artı 8 eksi 12 yaptı. Artı 3 y 12 eşitse y de buradan eksi 4 geldi. Hmm. Y de eksi 4 geldi. O zaman burası da ne oldu? Hocam eksi 5'e eksi 4 noktası yaptı burası. E şimdi ne yapacağız arkadaş? Şimdi de şu şekilde e, ister Pisagor bağıntısından yap ister iki nokta arasındaki uzaktan yap. İki nokta arasındaki uzaktan yapalım. Çok fazla yormayayım seni. Hocam iki nokta arasındaki uzaklık. X'ler farkı 6. Y'ler farkı 8. 6, 8, 13 gene değil miydi kısaca? Evet. O zaman biz burada haşı bulduk ya. Bu tabanı da bulduk. Nerede taban? Şurada. Tabanı da bulduk. E o yüzden o üçgenin alanı 10 çarpı 32 bölü 5 bölü 2'dir. Şu ikisi gitti. 5 yaptı. 5'ler de sadece işte burası 32 yaptı. Yalnız A 32 yaptı. Bizden ne isteniyor? Paraya kenarın alanı isteniyor. O da 4 A'dır. O zaman 4 çarpı 32 yapar. O da 4 kere 2 8 12 128 yapar mı dostum? Yapar. Bu nasıl bir soru? Evet. <laughs> Güzel bir soru. Hoş bir soru. Ne yaptık? Vallahi ne dediyse onu yaptık arkadaşlar. Bilmiyorum kısa bir yolu var mı? Ben ne dediyse şekli çizdim, yorumladım, ona göre işlem yaptım. Ee, soruyu yorumlayıp da o şekilde yaptım. Sen belki daha kolayını bulabilirsin ama bence bu şekilde çözülecek. Daha kolayı varsa yaz yorumlara. Ee, ama bizi kullandığım bütün bilgiler hani x eşittir bir, x eşittir e 5. Bunu çizmem gerekiyordu çizdim. Bu ikisinin kesimi paraya kenarın kenarı olacakmış. Tam köşegen buradaysa paraya kenar böyle olacak. E bu üçgenin alanı bulmam lazım. E, o zaman bu tabana ait yüksekliği bulmam lazım dedim. Tabana ait yüksekliği buldum. Ardından buradaki uzunluğu bulmam lazım dedim. Hocam buradaki uzunluk da şunların kesim noktası. Yani iki nokta arasındaki uzaklıktan çıkıyor. Burada da kesim noktasını kullandım. Yani kazanım kazanım kazanım. Yani sorunun içerisinde yine 4-5 tane kazanım kullanmış. Ya e, paraya kenardaki kazanım kullanılmış. Üçgenin alanı kullanılmış. Noktanın doğruya olan uzaklığı kullanılmış. İki nokta arasındaki uzaklık kullanılmış. Yani kazanım sayısı fazla olunca soru zor oluyor diye söylemiştik ki şekilde görüyorsun. ÖSYM benzerini de sormuş. Dikkat. Zaten baba sorularla nereden geliyor? ÖSYM'nin sorularından geliyor. Onlarda alışkın olmak zorundayız ki alıştınız artık herhalde ya. Ama size şunu söyleyeyim. Çok beğendiğiniz soruları böyle zorlandığınız, anlamada zorlandığınız soruları. Lütfen yanına şöyle bir yıldız atın ya da şuraya bak yaz böyle. Soru işareti koy, bak yaz. Gel böyle arada sırada bak. Arada sırada bak. Hani geometri kitabı aldığında, canın sıkıldığında bir şey yapmıyorsan gel orada Aa, anlamadığım sorular vardı. Onlara bakayım, onlara bakayım, onlara bakayım. Der sen bu iş olur. Ciddi bir şekilde olur. Şimdi paralel iki doğru arasındaki uzaklığa gelelim. Paralel iki doğru arasındaki uzaklıkta dostlar. O da çok kolay. C'ler farkı bölü kare küçüden kare artı b kare. Bitti. Formülü bu. Bu formülü bileceğiz. Bak bunlar iki doğru paralelse eğimleri birbirine eşit olmak zorunda ya eksi A bölü B. Bu da eksi A bölü B olacak. O yüzden AX artı B'ler burada aynı. Paralel olması için C1 ile C2'nin farklı olması lazım. Hocam bazen aynı olmuyor. Mesela biz buraya şunu diyebiliriz paralel olması için. Burası 2X artı 3Y artı 4 ise burası da 4X artı 6Y artı 11 eşit 0 şeklinde olabilir. E burada ne yapacağız? Arkadaş burada da yine aynı C'ler farkı bölü kare küçüğün daha kare artı B kare ama A kare artı B kare de bunu mu kullanacağım Bunu mu kullanacağım işte sıkıntı burada Arkadaş bu şekilde olduğu zaman Paralel eksi 2 bölü 3 bunun neymi? Bunun neymi de eksi 2 bölü 3 ne yapacaksın Ya bunu 2 ile çarpacaksın kas sayılarını Aynı yapacaksın ya da bunu 2'ye böleceksin Ama bu 2'ye bölününce 11 bölü 2 geliyor ya 11 bölü 2 ile karışmamak için Karşılaşmamak için ne yapıyoruz Bunu 2 ile çarpmanızı tavsiye ediyoruz Yani bu denklemi 4x artı 6y artı 8 eşit 0 gibi düşünüp Ondan sonra C'ler farkı bölü kare küçüğünde A kare artı B kareyi kullanmanızı istiyoruz. Bu kadar basit tamam. Bazen burada şeyleri farklı verebilirler. X'lerin katsayılarının eşit olduğu durumda bu formül geçerli. Bunu da unutma. Evet örnek 67 ile başlayalım bakalım şuna. Şimdi iki tane şey verilmiş. E o zaman arkadaş ne olacak? Doğrular arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor. Direkt C'ler farkı. Yani hocam 6 eksi eksi 20 mutlak değer içerisinde bölü kare küçüğünde A kare artı B kare. 5 12 varsa direkt 13 yazabiliriz. E yukarısı 26 yaptı. Aşağısı da 13. 26 bölü 13'ten cevap 2 yapacaktır. 68'e geldik. Bu doğru ve bu doğru verilmiş. Doğrular arasındaki boşluğa çizilebilecek bir karenin alanı en çok ne olabilir? Arkadaş bu doğrulara bakacak olursak. Bunun eğimi eksi 3 bölü 4. Bunun eğimi de eksi 3 bölü 4. Aa, o zaman bunlar paralel. Zaten iki doğru arasındaki boşluğa bir şey çizmek istiyorsam ben. Üçgen çizmek istiyorsam. Yani büyük ihtimalle bunlar böyle kesişmezler kardeşim. Çünkü burada boşluk olur. Burada boşluk olur. Burada boşluk olur. Burada boşluk olur. Arasındaki boşluk birkaç tane oluyor. Bak paralel Bunlar. Paralel doğruları da yazalım buraya. Hocam bir tanesi 3x artı 4y eksi 1 eşit 0 doğrusu. Bir tanesi de 6x artı 8y artı 9 eşit 0 doğrusu. Şimdi ben buraya ne çizecekmişim? Kare çizecekmişim. Çizilen bu karenin en büyük alanı nedir diye soruluyor. Ya kareyi bu şekilde de çizelim. Bu şekilde de çizelim. Bu şekilde de çizelim. En büyüğü ne olur? Hop şu şekilde çizdiğimde olur değil mi? Karenin bir kenarı iki nokta arasındaki uzaklıktayken olur. Yani iki doğru arasındaki uzaklıktayken. Hocam şöyle olmaz mı? Karenin köşegeni şöyle seçsem. Hayır. Köşegeni buyken karenin bir kenarı daha da küçülüyor. Hani burası Mesela a iken burası A bölü kökü oluyor. A bölü kökü oluyor. Ama eğer karenin bir kenarı ben buradan A seçersem A bölü 2'den büyük oluyor. Yani en büyük kare oluşması için ne olacak? Şu şekilde olması lazım karenin. Yani buradaki karenin alanını da bulmak istiyorsan ben neyi bulacağım? Paralel iki doğru arasındaki uzaklığı bulacağım. Hocam direkt C'ler farkı bölük 3, 4, 5 mi yazacağız? Hayır bak 3, 4 var aşağıda 6, 8 var. Bunu 2'ye bölsem olmaz. Bunu 2 ile çarpayım. 6x artı 8y eksi 2 eşit 0 yapar. Şimdi C'ler farkı. Yani. Yani eksi 2 eksi 9 mutlak değerce bölü. Kare küçüğünde 6 ve 8 oldu. 6, 8, 13 geni oldu. O zaman haşı ben buradan ne buldum? 11 bölü 10 buldum. E haş 11 bölü 10 ise kardeşim bizden en çok kaç birim karedir diye soruluyor alanı. Alan da ne yapacaktır? 11 bölü 10'un karesi yapacaktır. O da 121 bölü 100 yapar. Yani o da 1.21 yapar mı dostlar? Yapar. Evet bak bu sefer direkt paralel iki doğru arasındaki uzaklık nedir diye sormayabilirler. Evirip çevirip farklı bir halde Bak basit bir şekilde şekli çizip sorucu senin ulaşmanı isteyebilirler. Tamam? Evet, örnek 68 1.21 yapar ve geldik örnek 69'a. <laughs> Şimdi iki tane doğru verilmiş. Şekildeki G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi olduğuna göre G'nin D1 doğrusunun olan uzatlığını buluruz. Arkadaş, G'nin D1 doğrusunun olan uzatlığı. Yani bizden şu uzatlık isteniyor. Arkadaş, şunlar birbirine paralel mi verilmiş? Evet. E ben bunu böyle uzatacak olursam o zaman bunlar paralelse Z'den dolayı burası da 90 derece olur mu? Olur. E, e buraya ben H dersem burası ne oluyor o zaman? Bilmiyoruz. Ama ağırlık merkezini kullanalım arkadaş. Ağırlık merkezini nasıl kullanacağız? Hocam ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. E tamam kenar ortay. Kenar ortayda ne oluyordu? Hocam kenar ortayda 1'e 2 oran oluyordu. Tamam 1'e 2 oranı yazalım o zaman buraya. Şurası A iken hocam burası A iken burası 2A. Ana burada ne çıktı dostum? Hocam şurada bir kelebek benzerliği çıktı paralel ya doğrular. Kelebekteki oran kaça kaç? 2'ye 1. E o zaman burası 2H burası da ne oldu? H oldu. Vay. Bizden ne isteniyor? 2H isteniyor. Şimdi ne yapacağız burada? Hocam ben 3 açı bulabilirim. 3 aç nedir? Hemen x artı 2'ye x artı 2'ye. Evet. C'ler farkı hemen yazıyoruz. 3 aç'a yazıyoruz. Çünkü paralel iki doğru arasındaki uzaklık. 3 aç burada. 3 aç C'ler farkı. 1 eksi eksi 14. Mutlak değer içinde bölü. Kare küçüğünde a kare artı b kare. Birin karesi artı 2'nin karesi. 15 bölü kök 5. Yani 3 kök 5 yaptı. Kök 5 eşlerini çarparsam 15 kök 5 beş bölü 5'ten 3 kök 5 yaptı. E o zaman burası 3 kök 5 ise 3 aç 3 kök 5 ise h buradan ne gelir? Kök 5 gelir. A benden ne isteniyor? G D1 doğrusuna olan uzaklığı isteniyor. Yani 2H isteniyor. H yerine de buradan kök 5 yazarsak eğer cevaba nasıl ulaşırız? 2 kök 5 diye ulaşırız dostlar. Evet bu da çok güzel bir soru. Bak soruda ağırlık merkezini kullanmamız gerekiyordu. Tam da yine sınavda çıktı çıkabilecek tarzda bir soru. Hani direkt paralel iki doğru arasındaki uzaklığı sormamış. Bak çakallık yapmış. İşin içine benzerliği de katmış. E paralellik var. Kelebek benzerliği. İşte ağırlık merkezini nasıl kullandık? Hocam ikiye bir oran var. Gibi gibi. Aslında güzel soru. Gerçekten çok güzel bir soru. Cevap iki kök beş çıktı. Geldi eşitsizlik sistemine ama eşitsizlik sisteminde bir sonraki derse bırakalım. Evet gençler. Valla elimden geldiğince enerjik bir şekilde anlatmaya çalıştım. Şu an yaz. Yani ev bayağı bir sıcak. Ee, o sıcaklıkta normalde üstüm açık yatarım. Sabah bir kalktığımda bayağı bir ateşle kalktım üzerime yoldan ettim yani. Ee, gece saat 10'a kadar çekim yapamadım. Şimdi biraz kendimi iyi hissettiğim için çekim yapıyorum. E ee, bu çekimlerin de olması lazım. Sizin için elimizden geldiğince bir şey yapıyoruz yani. İnşallah hasta gibi de görünmüyorumdur. Ee, elimden geldiğince bir enerjik olmaya çalıştık. Gerçekten e, şeye kadar akşam 6'ya kadar hep yatakta yattım, terledim, yattım, terledim o şekilde dedim yani. Ama şükür şu an toparladım. Çok şükür. Evet gençler bitirdik yani 39. günde ilk dersimizi bizi bitirmiş bulunuyoruz. O zaman diyoruz. Bir sonraki derste yani doğru analitinin son dersinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.